Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Hyundai'nin son dönemdeki otomobillerini görüp de onlara hayran kalmayan kaç kişi var gerçekten merak ediyorum. Yeni Elantra, yeni Bayon derken Hyundai'nin tasarım ve teknoloji kısmındaki gelişmeleri birçoğumuzun markaya bakış açısını dahi değiştirdi. Ve bu ürünlerin en tepesinde yer alan C-SUV segmentinin yeni yıldızı yeni Hyundai Tucson. Tasarımından tutun da teknolojisine kadar adeta baştan yaratıldı. Şimdi gelin yeni Hyundai Tucson hakkındaki tüm yenilikleri en ince detayına kadar en anlaşılır şekilde öğrenelim. Fakat video geçmeden önce bir hatırlatma, halen daha kanala abone değilseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. İlk kez 2004 yılında piyasaya çıkan Hyundai Tucson, dönemin SUV furyasına bir sedan platformu üzerinde giriş yapıyor. 2010 yılında iX35 ismiyle ikinci nesline kavuşan Tucson, en büyük popülariteyi 2015 yılında o dönemin tasarım diliyle üçüncü neslinde tekrar Tucson ismiyle yakalıyor. Ve yeni Tucson'a geldiğimizde ise sadece bir model yenileme değil, Hyundai markasının genel tasarım felsefesinin de tamamen değiştiğini bir kez daha anlıyoruz. Yeni Hyundai Tucson'a tam önden baktığımızda önceki nesliyle arasında Hyundai logosu haricinde hiçbir benzerlik göremiyoruz. Farlar kapalı olduğunda sanki ön tarafı tamamen havalandırma ızgarasıymış gibi duran dünyanın ilk parametrik gizli far tasarımı birçoğumuzu kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Yeni Hyundai Tucson'un profiline geçtiğimizde ise yenilenen tasarımıyla her yaşa ve zevke nasıl hitap etmeyi başardığını net şekilde görüyoruz. Önceki nesil Tucson'da biraz daha omuzları kalkık, düz hatlara sahip bir tasarım bulunurken yeni Tucson'da Hyundai'nin yeni tasarım dilinin bir yansıması, Z şekilli profil çizgisiyle ön ve arka teker üstü tasarım detayları yeni Hyundai Tucson'u oldukça kaslı ve heyecanlı gösteriyor. Aynanın üstünden başlayarak tavan çizgisi boyunca uzanan krom çita oldukça şık bir detay oluyor. Bununla birlikte yeni Tucson'un karakterini tamamlayan opsiyonel 18 veya 19 inç boyutlarındaki elmas kesim jantlar da oldukça güzel gözüküyor. Şimdi de yeni Hyundai Tucson'un en az ön tarafı kadar heyecanlı ve kaslı duran ve trafikte ilerlerken de bize oldukça güzel bir seyir zevki sunan arka tarafına geçiyoruz. Önceki nesliyle kıyasladığımızda bir devrimden çok evrime dönüşen yeni Hyundai Tucson'un arka tasarımı benden tam puan almayı başarıyor. Bir uçtan diğer uca uzanan LED stop çizgisi ve kenarlardan dik inen bu stop tasarımı oldukça yenilikçi ve karakteristik gözüküyor. Bununla birlikte sadece önceki nesilde değil, neredeyse tüm hatchback otomobillerde aynı yerde bulunan arka cam sileceğinin yeni Hyundai Tucson'da camın üstüne, spoiler'ın altına saklanmış olması küçük bir detay gibi gözükse de hem tasarım anlamında hem de kullanım rahatlığı konusunda takdiri hak ediyor. Yine önceki nesilde bagajın alt tarafında yer alan plaka boşluğu, yeni Tucson'da bagajın üst tarafında kendine yer buluyor. Önceki nesline en çok benzeyen yer ise tampon tasarımı oluyor. Sağ tarafta yer alan çift egzoz çıkışı, piyasadaki sahte egzozlardan bunalan kullanıcıların dikkatini çekiyor. Yeni Hyundai Tucson'un boyutlarına geçtiğimizde ise tasarım tarafında yaşanan değişimin boyutlarda yansıdığını görüyoruz. Yeni Hyundai Tucson 4500 mm ile önceki nesline göre 25 mm daha uzun, 1650 mm ile önceki nesline göre 5 mm daha yüksek ve 1865 mm ile önceki nesline göre 15 mm daha genişliyor. Önceki nesline göre büyüyen bu oranların iç mekan ve bagaj hacmine nasıl yansıdığını birazdan göreceğiz. Peki yeni Hyundai Tucson'un en sıkı rakipleri arasında anılan yeni Nissan Qashqai ile arasındaki boyut farkı ne? Gelin bir de ona bakalım. Yeni Hyundai Tucson 4500 mm ile yeni Qashqai'den 75 mm daha uzun. 1650 mm ile yeni Qashqai'den 15 mm daha yüksek ve 1865 mm ile yeni Qashqai'den tam tamına 27 mm daha geniş olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni Nissan Qashqai videosunda da en büyük dezavantaj olarak boyutlar ön plana çıkmıştı. Şimdi yeni Tucson ile arasındaki büyük farklardan sonra tercih konusunda ibre Tucson'a dönebilir.
Elbette burada tek tercih kıstası boyutlar değil, en büyük etmeni fiyatlar oluşturuyor. Onu da yakın zamanda öğreneceğiz. Yeni Hyundai Tucson'un her baktığınızda hayran kalacağınız iç mekanında durum ne? Buyurun bakalım. Yeni Hyundai Tucson'un sanki C segmentindeki bir SUV değil de ultra lüks ve pahalı bir SUV'nin içindeymiş gibi hissettiren, iç mekanına adımımızı atar atmaz ilk dikkatimizi çeken şey ön konsol oluyor. Bu yeni tasarımı önceki nesliyle kıyasladığımızda aradaki evrimin boyutunu net şekilde anlıyoruz. Yeni Hyundai Tucson'un sürücü kabininde diğer Hyundai modellerinden alışkın olduğumuz ve benim de her yeni Hyundai modeli incelemesinde tekrar tekrar beğendiğimi söylediğim direksiyon simidiyle karşılaşıyoruz. Onun hemen arkasında tasarımıyla görüşünüzü engellemeyen 10.25 inç büyüklüğünde bir gösterge paneli yer alıyor. Şüphesiz bu gösterge paneli üzerindeki en ilgi çekici özelliklerin başında devir ya da hız saati yerinde çalışan kör nokta kamera özelliği geliyor. Isıtma ve havalandırma opsiyonlarının bulunduğu koltuklar oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Ön konsola geldiğimizde ise önceki nesilde dönemin modasına uygun şekilde konsolun üstünde konumlandırılan multimedya ekranı genel tasarım diline uygun şekilde 10.25 inç boyutlarıyla kendine yer buluyor. Oldukça sade ve şık biçimde tasarlanan ön konsol ve klima kontrol ünitesi yeni Hyundai Tucson'un avantajları arasında yer alıyor. Orta konsola indiğimizde ise daha iyisi yapılabilirdi diyorum. Herhangi bir vites topuzunun bulunmadığı, vites seçimlerini tuşlar ile belirlediğimiz bu tasarım için yorumu sizlere bırakıyorum. Yeni Hyundai Tucson'da yeni bir tasarım olan vites seçici tuşlar ve elektronik park freninin yanında üstü açık şekilde konumlandırılmış 2 adet bardaklık yer alıyor. Orta konsolda bence modası artık geçmiş piyano bilek kaplama kullanılması hem kullanışlılık açısından hem de tasarım anlamında çok iyi hissettirmiyor. Bununla birlikte teknoloji tarafında yer alan 15 watt yüksek hızlı ve soğutma özelliğine sahip kablosuz şarj standı ve 2 adet USB bağlantı noktası orta konsolun ön tarafında yer alıyor. Ayrıca USB bağlantılarının arka yolcular içinde sunuluyor olması günümüz şartları dikkate alındığında oldukça kullanışlı bir detay oluyor. Benim gibi müzik konusunda hassas olan kullanıcıları da unutmayan Hyundai, yeni Tucson'da Kirel marka yüksek performanslı 8 adet hoparlör ve subwoofer opsiyonu sunuyor. Diğer videolarda sizlerin merak edip sorduğu panoramik sunroof ve arka yolcular için havalandırma menfezleri de yeni Hyundai Tucson'da bulunuyor. Ayrıca arka koltukta seyahat ederken genellikle makam otomobillerinden aşina olduğumuz ön yolcu koltuğunu ileri geri hareket ettirmenizi sağlayan walk-in özelliği de yeni Hyundai Tucson'da bulunuyor. İç mekanın genel hacmi dışarıda genişleyen boyutlarının da katkısıyla artıyor. Yeni Hyundai Tucson'daki bagaj hacmi ise tam tamına 107 litre artarak 620 litreye ulaşıyor. Arka koltukları yatırdığımızda ise bu değer 1799 litreye kadar çıkıyor. Şimdi de yeni Hyundai Tucson'daki birbirinden güzel güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Buyurun öğrenelim. Hangi birinden başlayacağımı şaşırdığım bu birbirinden kullanışlı teknolojik gelişmelerin her birine eminim siz de sahip olmak isteyeceksiniz. C-SUV segmentinde ilk kez orta konsol dahil olmak üzere 7 adet hava yastığı sunan yeni Hyundai Tucson güvenlik konusunda bir adım öne çıkmayı başarıyor. Bununla birlikte şerit takip asistanı ve navigasyon ile birlikte çalışıp yolun durumuna göre aracı hazırlayan karayolu sürüş yardımı HDA. Kavşaklarda ve sokak aralarında karşınıza çıkabilecek her türlü tehlike için ileri çarpışma önleyici FCA sistemi, dijital gösterge ekranı üzerinden kullanılabilen kör nokta görüntüleme monitörü BVM, şerit takip asistanı LFA ve özellikle gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşatan uzun far kullanımını otomatik şekilde ayarlayan ve karşıdan bir araç geldiğinde otomatik şekilde kısa hüzmeye geçen HVA far sistemi yeni Hyundai Tucson'da bulunan üstün güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi de yeni Hyundai Tucson'da yer alan yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Buyurun öğrenelim. Yeni Hyundai Tucson'da emisyon değerleri azalırken
sürüş sevkinden ödün vermeyen 3 adet yeni motor seçeneği yer alıyor. Bu motorların ilk sırasında 1.6 TGDI 150 beygirlik motor bulunuyor. 250 Nm tork üretilen bu motoru 6 ileri manuel şanzıman ile yönetiyorsunuz. Ülkemizde de en çok rağbet göreceğini düşündüğüm diğer motor seçeneği ise 1.6 litre hacmindeki 48 volt elektrik motoru destekli TGDI motor oluyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretilen bu motoru yalnızca önden çeker olarak satın alabiliyorsunuz. Şanzıman tarafında ise yeni Hyundai Boyun videosunda detaylıca anlattığım 6 ileri akıllı manuel şanzıman IMT veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman DCT ile satın alabiliyorsunuz. Yalnızca benzin yakıtı kullanan bu motorların en tepesinde tıpkı diğer iki motor seçeneğinde olduğu gibi 1.6 litre hacminde içten yanmalı ve 48 volt elektrik motorunun birleşiminden ortaya çıkan 180 beygirlik motor bulunuyor. 265 Nm tork üretilen bu motoru 7 ileri çift kavramalı DCT ya da 6 ileri akıllı manuel şanzıman IMT ile satın alabiliyorsunuz. Ayrıca ülkelere göre dizel motor seçenekleri de yeni Hyundai Tucson'da bulunuyor. Standart olarak önden çekiş sistemi ile gelen yeni Hyundai Tucson'da 4 tekerden çekiş tarafında HD-REC teknolojisi kullanılıyor. Fiyatı 27 bin Euro'dan başlayıp 43 bin Euro'ya kadar giden yeni Hyundai Tucson'un baştan aşağı tüm değişen özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Tucson'u tıpkı Hyundai'nin diğer yeni modellerinde olduğu gibi oldukça beğendim. En sıkı rakipleri arasında bulunan yeni Nissan Qashqai karşısında adının sürekli zikredilmesinden de oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Peki siz yeni Hyundai Tucson hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan tüm sorular ve merak ettikleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Sonraki videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.